Selam canım, ne haber? Kızgın mısın hala bana? Başına bir şey mi düştü senin Melisa? Senin şu alaycı üslubuna da bayılıyorum. Hadi barışalım. Barışalım. Dün yaptıklarından sonra. Tamam, kabul. Biraz ileri gittim. Ama sonra düşündüm ve çok pişman oldum Ekim. Benim bir zaafım var. Bazen kontrolümü kaybediyorum. Neymiş senin zaafın? Kıskançlık. Ama biraz. Zaten anladım ki Kanıt'ın seninle bir işi yokmuş. O yüzden problem de yok. Hem telefonu sana ben gönderdim. Kanıt'a kalsa çoktan ipin çekilmişti. Hadi gel yeniden başlayalım. Yeni bir başlangıç yapalım ha. Akşam evde bir parti veriyorum, havuz partisi. Sen de gel. İstemez. Ekim, kalbimi kırıyorsun ama. Sana uzattığım eli geri çeviremezsin. Ne oldu senin şu hümanist değerlerine? Bekir, gelsene. Allah Allah. Başımıza taş yağacak ha. Gel otur. Akşama bendesiniz. Parti var. İtiraz istemiyorum. Ekim'i ikna etme işi sende. Bu kadar didiştiğimiz yeter ya. Biraz kaynaşalım ha. Anlaştık mı? Konum atarım size. Saat 8'de bekliyorum. Hadi bay bay. Ne bu suratın hali ya? Sen niye durmuyorsun Ekim? Niye iki dakika durup da şu zamanların tadını çıkarmıyorsun? Bana anlatabilir misin? Senin derdin anlaşıldı. Ama o mesajı ben yazmadım. Allah mı? Allah Allah. Oh be, rahatladım kızım ya. Şimdi asıl problem geliyor. Melisa'ların evindeki partiye gidiyor muyuz? Bilmiyorum, dün yaptıklarından sonra... Aman İpek'im, boş ver ya. Duymuyor musun dediklerini? Yeni bir başlangıç diyorlar, arkadaş olmaya çalışıyorlar. Kızım bak, aralarına kabul ettiler bizi artık. Anladın mı? Da bu... Yazıyı kim yazdı o zaman ya? Bilmiyorum ama bulacağım. O partide kesin birileri bir şey umutlar. Ama önce benim birilerini ziyaret etmem lazım. Kızım, bak ne yapıyorsan yap. Lan bir daha bizim başımızı belaya sokma, anladın mı? Ortalığı tekrar ateşe verme. Olaya bak ya. Melisa'nın evi, ev partisi falan. Hasta bana ya. Allah Allah.